Fransa'dan herkese selamlar. Şu anda biz Michelin lastikleri için Fransa'nın Clermont-Ferrand şehrine geldik ve buraya yakın bir mesafede bulunan Michelin'in araştırma merkezindeyiz, ARGE merkezindeyiz. Buranın adı LADU. Burası bir test merkezi. Ancak böyle bildiğimiz laboratuvar gibi olanlardan çok fazla var. Fakat biz burada gerçek araçların test edildiği bir piste geldik. Burası göz alabildiğince geniş bir yer. Hemen yanımdan bakınız. İşte John Deere'ın kendi ürünü bir ilaçlama makinesi geçti. Şu anda biz burada değişik bir etkinlikteyiz. Dünyanın bütün ülkelerinden Michelin YouTuber'ları Instagram'da veya Facebook'ta biraz kitlesi olan influencer dedikleri kişileri davet ettiler. Türkiye'den de beni davet ettiler sağ olsunlar. Ve buraya diğer ülkelerden YouTuber'larla, influencer'larla beraber bir deneyim yaşamaya geldik. Michelin lastiklerinin teknolojisini görmeye, burada nasıl bir verimlilikte çalıştığını anlamaya ve onu bizzat kendimiz de test edebildiğimiz kadar test etmeye geldik. 4 grupta bizlere bu alanda testler yapacaklar. Hemen şöyle arkada, gerçi çok uzak gözüküyor şu anda, net göremiyorsunuzdur. Başka traktörler de var. Biz burada farklı tipteki teknolojileri deneyimleyeceğiz. İlki ince lastik, yani ilaçlama makinelerinde tercih edilen bir lastik tipinin piyasaya sunulan bu özelliklerdeki tek lastik. Düşük basınçta yüksek dayanıma sahip ve öyle bir manevra yeteneği kazandırmışlar ki şu anda şöyle göstereceğim, bakın. Merak etmeyin, ben de içerisine bineceğim ya, dışarıdan görüntülerle bunu destekleyeceğiz. Öyle bir manevra yeteneği kazanmış ki inanın sağa sola böyle devrileceğini zannettiğim açılarda ilerliyor, hızlarda ilerliyor. Lastiklerin iyice böyle yere yakın ve yanaklarının genişlediğini görebiliyoruz. Yani düşük basınçta yüksek dayanıma ve düşük basınçta ağır yükleri kaldırabilme ve lastiğin de uzun ömürlü olabilmesini sağlayan bir teknoloji geliştirmişler. İlk test noktamızda bize bunları gösteriyorlar. Hadi biraz da kendi yürü ilaçlama makinesinin içerisine geçelim. Bir de bunu içeriden ve dışarıdan gösterebildiğimiz kadar bu deneyimi sizlere yaşatmaya çalışacağım. Şimdi sırayla buraya gelen herkes, biz bu grupta 9 kişiyiz, bu deneyimi yaşıyor. Şu anda John Deere'ın R4050i modeli. Ancak biraz eski teknoloji. Niye eski diyorum? Çünkü bunun yenisini, yani son teknolojisini Şırnak'ta ben bir programda çekmiştim, sizlere göstermiştim. Onun da linkini mutlaka bırakacağım. Şimdi konumuza dönecek olursak, tabii burada makineleri değildi, daha çok lastiklere odaklanıyoruz. Lastiğin adı Michelin Ultraflex Spray Bip VF380-90R46 ölçülerinde. Şöyle bakın, yandan daha iyi gözükecektir. Lastiğin ne kadar böyle burulduğunu görebiliyorsunuz. Yere yakın. Tabii makineye de hayran kalmamak mümkün değil. Şimdi şuradaki pistte bir deneyim yaşayacak. İçeriye binen kişi, ben de az önce bu deneyimi yaşamıştım. Şuradaki dubaların arasından slalom yaparak ilerliyor ki bu sırada gerçekten etkileyici görüntüler ortaya çıkıyor. Hadi buyurun, ilaçlama makinesine geçelim. Şimdi John Deere ilaçlama makinesinin içerisine bindik. Kendi ürünü bir ilaçlama makinesi. Bununla ilgili daha önce program çekmiştim. Ürünü anlatmayacağım ama üzerindeki lastikler basıncı düşürülmüş. Dışarıdan gözüktüğünde de iyice yere yakın. Ancak teknolojisi burada yatıyor zaten. Düşük basınçta daha yüksek yükler kaldırabiliyor ve şu anda bir test pistindeyiz. Dışarıdan izlediğimde çok ilginç görüntüydü gerçekten. Seri bir şekilde sağ sol manevra yapacak ve bu sırada lastiklerin nasıl büküldüğünü dışarıdan gördüğümde şaşırdım. Şimdi bir de içeriden tecrübe etme vakti, bakalım nasıl gözükecek. İçeriden daha heyecanlı olduğunu söyledi operatörümüz. What was your name? Johan. Johan bize bunları söyledi, bakalım. Şimdi bir de tecrübe edelim. Evet, ilerleme hızımız yaklaşık 26 kilometre. Kenardan tutunmamı söyledi çünkü seri bir şekilde sağ sol yapacak. 30 kilometre ile ilerliyoruz. Şimdi şuradaki dubalarda hareket etmeye başlayacağız. Mümkün olduğunca hareketi göstermeye çalışacağım.
Evet. İçeriden daha etkileyeceğimiz bayağı yana yatıyoruz çünkü. Yani bunu ben yapsam devrilecek diye korkardım. That was impressive. More from inside, definitely. Kesinlikle içeriden daha etkileyici olduğunu söyledim. Hakikaten bir an devrilebilir miyiz diye şüphe etmedim değil. Güzeldi. Şöyle içerisinde son inmeden bir görmüş olalım. Biz çok daha modern olanını çekmiştik sizlere. Thank you very much. Thank you. You're welcome. Evet, kesinlikle etkileyiciydi. Ya böyle bir manevra beklemiyordum. Evet. Süperdi. Kenara tutunmayı unutmayın. Ve şimdi sırada Michelin Türkiye'den Melis Hanım var. Kendisiyle beraber geldik Fransa'ya. İçeride heyecanlanacağına eminim çünkü gerçekten etkileyiciydi. Buradaki test alanı, şöyle ileride belki görüyorsunuzdur. New Holland traktör ve KZH traktörleri de az ileride, o noktalara da gideceğiz. Böyle grup grup değişik farklı lastik türlerini deneyimlettirecekler. Şimdi burası çok geniş bir alan. Şöyle hafif etrafa döneceğim. Başka influencerlar da video çekiyor bu arada. Epey farklı ülkeden, epey farklı kişiyle de tanışma fırsatı buluyoruz burada. Çok ileride, belki çok küçük gözüküyordur. Yine gideceğimiz ayrı bir nokta. Orada paletli bir John Deere traktör görüyorum. İlk defa yakından tarlada deneyimleyeceğim. Çok heyecanlı bir an. Şöyle yavaşça döndüğümde etrafta gördüğünüz her yer Michelin'in testi. Şu noktada belki su püskürtülen alanı görüyorsunuzdur. Islak zeminde fren testi yapıyorlar ve orada da tırları görüyorum. Burada tabii sadece traktörler, tırlar, ağır vasıtalar değil, spor arabalar da var. Spor otomobilleri girişte gördüm, onları video çekemedim ama henüz daha piyasaya çıkmamış. Gerçekten çok hızlı giden spor otomobillerinde birkaç test aracını burada görme şansı elde ettik. Çünkü biliyorsunuz Michelin lastikleri performans odaklı ve üstün bir şekilde bunu sunabiliyor hem spor arabalara hem de traktörlere. Dolayısıyla burada her birine denk gelme şansımız var. Fakat biz yine traktörlere odaklanacağız tabii. Evet, burada da henüz daha piyasaya çıkmamış bir ilaçlama makinesi lastiği gösteriyorlar. Az önceki John Deere makineye bu takılmıyor. Yaklaşık 2 metre 5 santimlik bir çapı var. Spray Bip VF71060R46 ölçülerinde. Şimdi bunun özelliği, bu arada Fendt'in daha büyük bir ilaçlama makinesi var. Horsch'un var ve Agrifac'ın var. Bu 3 tane ilaçlama makinesi, kendi ürün ilaçlama makinesine takılabilecek ölçülerde bir lastikten bahsediyoruz. Şimdi bunun yeni teknolojisi, eskisinden farkı şu, daha düşük hızlarda, yani 30 kilometreye kadar bizim ilaçlama yaparken kullanabileceğimiz hızlarda daha fazla yük kapasitesi elde etmişler. Önceki nesline göre yaklaşık 6500 kilogramlık bir ağırlığı bütün hızlarda 65 kilometreye kadar taşıyabilme kapasitesine sahipken, şimdi 30 kilometreye kadar olan düşük hızlarda, yani tarla çalışma hızlarında yaklaşık 7400 kilogramlık, %14'lük bir kapasite artışına, daha fazla ağırlık taşıma kapasitesine ulaşmış. Böylece tarla çalışma koşullarında hem toprağa hem de makineye çok daha verimli bir çalışma şansı sunuyor.